Herkese merhaba. Bugünkü videomda trigonometrik bir denklem sorusu çözeceğiz. Sorumuz şöyle. 2 üzeri sinüs kare x artı 2 üzeri kosinüs kare x 3'e eşitse bu denklemi sağlayan x reel sayıları nelerdir? Ee, sorunun çözümüne geçecek olursak eğer sorumuzun çözümün, çözümünde bir trigonometrik özdeşlikten faydalanacağız. O da sinüs kare x artı kosinüs kare x eşittir 1. Burada sinüs kare x'in 1 eksi kosinüs kare x'e eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi orijinal denklemimizde sinüs kare x gördüğümüz yere 1 eksi kosinüs kare x yazarsak 2 üzeri 1 eksi kosinüs kare x artı 2 üzeri kosinüs kare x eşittir 3 elde ediyoruz. Burada eşitliğin her iki tarafını 2 üzeri kosinüs kare x ile çarpıyorum. Bu durumda sol tarafta 2 üzeri kosinüs kare x ile 2 üzeri 1 eksi kosinüs kare x çarptığımız zaman bu çarpım 2 eşittir. Artı 2 üzeri kosinüs kare x ile 2 üzeri kosinüs kare x'i çarptığımız zaman bu 2 üzeri 2 kosinüs kare x e eşittir. Ve bütün bunlar da sağ tarafta 2 üzeri kosinüs kare x çarpı 3 eşittir. Şimdi bu denklemde bakın şurası 2 üzeri kosinüs kare x'in karesidir. Şu şekilde yazabiliriz. Ve burada da 2 üzeri kosinüs kare x'e t diyelim. Bu durumda 2 artı t kare eşittir 3t şeklinde ikinci dereceden bir denklem elde ediyoruz. Burada da tüm ifadeleri tek tarafı toplarsak eğer t kare eksi 3t artı 2 eşittir 0. Bu da t eksi 2 çarpı t eksi 1 şeklinde çarpanlara ayrılabilir. Bu ifade 0 eşitse buradan t eşittir 1 veya t eşittir 2 çıkar. Şimdi t eşittir 1 ise t de 2 üzeri kosinüs kare eksi de Bu durumda 2 şey 1 2 üzeri 0'dır. 2 üzeri 0 2 üzeri kosinüs kare x'e eşitse kosinüs kare x 0'a eşittir. Buradan da x eşittir pi bölü 2 veya x eşittir 3 pi bölü 2 çıkar. Aynı bu, bu şekilde 5 pi bölü 2, 7 pi bölü 2 her biri bu denklemin çözüm kümesidir. Dolayısıyla biz bunu genelleştirirsek x eşittir 2k eksi 1 çarpı pi bölü 2. Buradaki k pozitif bir tam sayı. Evet bu e, köklerin her biri bu denklemi sağlar. Şimdi bir de t eşittir. Yani 2 üzeri kosinus kare x eşittir 2 ise. Bu 2 üzeri 1'dir. Dolayısıyla kosinus kare x 1'e eşit olması gerekiyor. Buradan da kosinus x artı eksi 1. Bu denklemi sağlayan x değerleri de x eşittir 0 veya x eşittir pi'dir. Ee, yine burada x eşittir n şeklinde yazabiliriz. Buradaki n bir doğal sayı. Yani pi'nin doğal sayı katları da bu denklemin çözümüdür. Dolayısıyla çözüm kümemiz eşittir 2k 1 çarpı pi bölü 2. Yani pi bölü 2'nin tek katları veya n pi n de burada bir doğal sayı. Evet Denklemizin çözüm kümesini bulduk. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanalı olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.